Değerli izleyiciler, kent ve ülke ekonomisinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün bebe çocuk konfeksiyonu özelinde, daha doğrusu URGE Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projelerini konuşacağız. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası biliyorsunuz, Türkiye'de en fazla URGE'yi gerçekleştiren ve aynı anda bu projeleri yürüten oda konumunda. Bizler de özellikle en faal URGE'yi seçtik. Bebe çocuk konfeksiyonu sektörünün temsilcileri yanımızda olacak. Dilerseniz hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlık Divanı Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Mesut Okyay bizlerle. Mesut Bey, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir diğer konuğumuz ise Sayın Rıdvan Güler, BTSO Meclis Üyesi kendisi de. Sektör temsilcisi aynı zamanda. Rıdvan Bey, hoş geldiniz Hoş programımıza. bulduk. Teşekkürler. Şimdi zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2016 Evet. gerçekten çok büyük zorlukların yaşandığı, aynı zamanda büyük kenetlenmenin de olduğu bir yıldı. Sizin açınızdan öncelikle bununla başlayalım. 2016 nasıl geçti? 2016 tabii Türkiye'deki bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de çok rahat geçmedi. Bölgemizde yaşamış olduğumuz olaylara hep birlikte şahit oluyoruz. Bunun yanında tabii bizi en çok etkileyen olayların başında petrol fiyatlarının düşmesi de geldi. Bizim çünkü pazarlarımız arasında ağırlıklı Rusya bölgesi, Türkiye Cumhuriyetleri, işte Azerbaycan, Gürcistan, İran. Bu bölgelerde petrol 150-147 dolarlardan 27-30 dolarlara kadar geri geldi. Bu arkasında %100'e yakın devalüasyon getirdi. Bu devalüasyon neticesinde bizim mal satmış olduğumuz ülkelerde ister istemez alım gücü zayıfladı. Bu 1,5 yıldan beri devam eden bir süreçti. 2016 yılında biz bunu çevremizdeki olaylarla da üst üste örtüşünce daha fazla hissettik. Ama inşallah artık yavaş yavaş bir toparlanma olacağını düşünüyoruz. Rıdvan Bey, siz de 2016 için neler düşünürsünüz? Şimdi bir de şöyle bir durum var. Hem içeride hem dışarıda çok ciddi kaygılar, sıkıntılarla karşı karşıyayız. Ülkemiz gerçekten çok büyük bir ülke. Bütün sıkıntıları, bütün sorunları bir şekilde aşmaya çalışıyor. Sizler açısından nasıl geçti 2016? 2016 gerçekten belki de tarih sayfalarına çok ciddi şekilde yeri alacak olaylara sahne oldu. Hepimizin bildiği gibi yani ülkemizin içeri baktığımız zaman bir 15 Temmuz olayını yaşadık. Bu çok ciddi ülkemiz için yara açtı. Ama burada bütün halkımıza, bütün esnafımıza, sanayicimize yürekten teşekkür etmek istiyoruz. Onların dik durması sayesinde ülkemiz bugün hala dimdik ayakta ve başarıdan başarıya koşuyor. Bakın gazetelere baktığınız zaman, medyaya baktığınız zaman her gün yeni bir yatırım. Her gün bir yeni yatırım. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olması mümkün değil. Bir bakıyorsunuz bu kadar ağır bir tablo. Bu kadar ağır bir tabloya rağmen insanlar kenetlenmiş, birlik olmuşlar. Birlik halinde yola devam ediyorlar. Bizler üretimimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bizler işlerimizi durdurmadık. Devam ediyoruz ve devam etmeye de çalışacağız. Dünyaya da baktığımız zaman tabii global olarak da büyük sıkıntılar var. Yani Amerikan seçimleri bütün dünyayı etkiledi. Hala netleşmiş değil. Oradaki anca Ocak ayındaki faaliyete başlamasıyla, yeni başkanın faaliyete başlamasıyla belki piyasalarımız biraz daha oturacaktır. Yani 2016'nın yarısı biraz durağan geçti. 2016'nın ikinci yarısında sıkıntılarımız büyüktü. Ama biz 2017'nin birinci çeyreğinden sonra bir hareket bekliyoruz. Piyasaların oturmasıyla etrafımızdaki ülkelerdeki bu yangının biraz daha soğuması, biraz daha taşların yerine oturmasıyla yani ülkemizin daha ferah günlere ulaşacağına inanıyoruz. Çünkü dibimizde ciddi bir savaş veriyoruz. Sınırlarımızı korumaya çalışıyoruz. Büyük bir çaba var burada. Yani bu kadar ortamın arasında, bu kadar sıkıntıların arasında biz ticaret yapmaya çalışıyoruz. Kolay bir şey değil. Evet, Bu kadar gerçekten. etrafımız yanarken, savaşlar bu kadar büyük ölçüde olurken, büyük olaylar yaşanırken biz hala dimdik durup ticaretimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Halkımız anlayışlı, halkımız dik durdu, sağ olsunlar. Ben buradan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Herkese de bütün halkımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah Türkiye'yi ikinci yarıda ferah günler bekliyor. Mesut Bey, şimdi 27 çeyrek boyunca Türkiye arka arkaya büyüdü.
ve malum sorunlar, malum engeller, zorluklar Türkiye'nin hedeflerine taş koymayı da tabii düşünen karanlık güçlerin de tabii varlığını biliyoruz. Bu mola 27 çeyrekten sonra bir mola getirdi ve daralma yaşandı ilk defa ekonomimizde. Ve sektör temsilcileri yavaş yavaş bu zorlu süreçten çıkmanın yollarını da arıyor. Büyüme rakamlarına baktığım zaman ihracatın katkısı çok sınırlı oldu. 2017 herhalde bu tekrar yeniden ivme kazanma anlamında ihracatçılara da büyük iş düşen bir süreç olacak değil mi? Kesinlikle öyle düşünüyoruz. Yani bunu hükümetimizde işte Ekonomi Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız hepsinin bir çalışmaları var. Yani özel sektörümüzün de burada müthiş gayretleri var. Yani bu içinde bulunduğumuz durumu sanki sektörlerimiz de özel sektörümüz de milli seferberlik olarak yorumluyor gerçekten. Yani biz bile üretimde geçmiş yıllarda belli bir küçülmeye gitmişken bu dönem acaba biz de neler yapabiliriz? Nasıl bir istihdam oluşturabiliriz de Türkiye'nin ekonomisine, istihdamına katkımız olabilir, ihracatına katkımız olabilir değerlendirmesinde bulunuyoruz. Ve ciddi ciddi bunu sorguluyoruz. Bize düşen nedir, ne değildir diye. Tüm taraflar üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştığını düşünüyoruz. İnşallah bu inanç, bu birliktelik bize bir çıkış yolu sağlayacaktır, getirecektir diye düşünüyorum. Teşvik paketleri de açıklandı. Evet. Rıdvan Bey. Şimdi baktığınız zaman ekonomiyi yeniden canlandırma bir tarafıyla konuşuluyor. Yani ekonomik önlemler paketi adı altında. Bu paketle ilgili beklentilerinizi sizden de dinlemiş olalım. Tabii şimdi rakam belki çok büyük değil. Çok fazla vatandaşımız yararlanamadı. Bir 50 bin liralık son dönemde bir can suyu teşviği vardı. KOSGEB tarafından faydalandırılan. Büyük bir talep vardı buna. Bu birazcık piyasalara hareket getirecektir. Bundan yararlanan vatandaşlarımız mutlaka bunu üretime döndüreceklerdir. Piyasalara da bir hareket gelecektir. Yani teşvikleri hükümet kanatından devamını bekliyoruz açıkçası. Bu piyasaların canlanmasında büyük bir destek olacaktır. Yeni 2017 yılında da bunların gerçekleşeceğini zannediyoruz. Yani temelde 2017 umutlu olduğumuz bir yıl olarak kesinlikle. İnşallah start almış olacak diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi baktığımız zaman hem ihraç kanallarının geliştirilmesi hem firmaların markalaşması sürecinde Ekonomi Bakanlığı destekleriyle hazırlanan Urge projeleri var. Programımızın girişinde de bahsettiğimiz gibi bu Urge projeleri adı altında da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın çok ciddi çalışmaları var. 10 Urge projesi geliştirdiğini görüyoruz Ticaret Sanayi Odamızın. Ve bu 10 Urge projesinde de aşağı yukarı 300 firmanın faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Eğitim, yurt dışı, tanıtım, fuarcılık anlayışı bu temel projelerin içerisinde yer almakta. Şimdi Urge projeleri de ihracatta çok ciddi katkı sağlayacak projeler değil mi? Kesinlikle. Bebe çocuk üzerinde de yapılan çalışmalar var. Hani hem Urge projelerini genel olarak nasıl değerlendiririz hem de içeriğe ilişkin neler söylemek istersiniz? Sizden dinleyelim lütfen. Tabii yani Urge projeleri gerçekten Bursa Ticaret Odası Yönetim Kurulu böyle bir motivasyon getirdi. Yani Urge açılımı getirdi Bursa'daki sektörlere. Tabii bunu en dinamik olan sektörler hemen sahiplendi. Yani bunda zaten en aktif olarak bizim bebe çocuk sektörümüz hem büyüyen bir sektör olması hasebiyle de sahiplendi. İlk Urge'mizi kurduk ve bunun yanındaki diğer sektörlerde kurdu. Yaklaşık olarak 10 dediniz ama ben herhalde 11 olarak hatırlıyorum. Evet 11. Çünkü en son bizim bebe çocukta ikinci Urge'miz de onaylandı. Evet. Ve bu hafta içerisinde bir eğitim programıyla da ticaret odasında yaptığımız bir eğitim programıyla da startını verdik. Ve bunlar da aktif olarak başladılar. 11 Urge oldu. Bu potansiyel muhakkak firmalarımıza ve sektörlerimize büyük değerler kazandıracağını düşünüyoruz. İhracatla ilgili bir veriyi de size paylaşmak istiyorum. Mesela bizim sektörümüzde daha önce bebe çocuk sektöründe %16 olan artı ihracat büyümesi Urge faaliyetlerinden sonra yapılan değerlendirmede Urge faaliyetlerine katılan firmalar arasında yapılan araştırmadan sonra %116 arttığı ihracatın tespit edilmiştir. Bu da bakanlığın bize vermiş olduğu rakamlardandır. Çok güzel. Net katkısını da ortaya koymuş oluyor. Kesinlikle. İçerik açısından baktığımız zaman da hani Urge projesi dediğimiz zaman eğitim de var işin içerisinde.
Yurt dışı tanıtım hata da var. O yönde de fuarcılık anlayışı var. Özellikle stand katılımlar söz konusu. Siz de yurt dışında birçok programa katıldınız bununla beraber. Kesinlikle. Genel olarak eğitim içeriği hani firmalara ne katıyor? Orada içerikte oluşturulan bilgiler nelerdir? Benim düşüncem şöyle bir şey. Yani eğitimlerden çok, bu faaliyetlerden çok firmaların yan yana gelmesi, omuz omuz olması, aynı masanın etrafında oturup kendi dertlerini, ortak sorunlarını veyahut da geleceklerinde neler olabilecek bunları paylaşması ve ortaya bir plan, proje çıkarmaları anlamında katkı sağladığını düşünüyorum ben. Yoksa birebir bir eğitimle, bir yurt dışı gezisiyle firmaların çok fazla bir katkı göreceğini, artı göreceğini düşünmüyorum. Ama firmalar yan yana geldikçe konuları, dertleri, sıkıntıları, gelecekte neler olacak bunları konuşmaya başladıkları zaman gerçekten ortaya farklı bir değer çıkıyor. Bu da sektörler adına çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar herhalde eksik kalan nokta da buydu değil mi? Yani firmaların bir araya gelerek uluslararası alanda birlikte rekabet etme gücüne kavuşmuş olmaları. Kesinlikle. Rıdvan Bey, Bursa bebe çocuk konfeksiyonu sektörü de çok ciddi şekilde liderliği üstlenen bir şehir değil mi? Aynen. Neler söylersiniz Bursa'nın özellikle bu anlamdaki gücü konusunda? Şimdi tabii birçok kez bunu anlattık, yine anlatalım. Bursa Türkiye'deki üretiminin %80'ini karşılıyor. Yani bebe çocuk sektörü dendiği zaman Bursa akla geliyor. Bir numaraya oturmuş durumda şu anda. Ciddi bir üretim var. Konfeksiyon sektöründe modaya yön verir hale geldik. Yani sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde tanınır bir hale geldi. Dünyanın neresinden bir vatandaşa, bu işle ilgili bir vatandaşa sorduğunuz zaman Vişne Caddesi'ni, Vişne Ticaret Bölgesi'ni biliyor artık. Bu hem ülkemiz için hem Bursa'mız için çok değerli bir durum haline geldi. Yani Vişne Ticaret Bölgesi bir vitrin haline geldi. Binalar değişti, şekiller değişti, ciddi bir pazar oluştu. Yani caddemizde bugün her Allah'ın günü ne zaman çıksanız dünyanın farklı köşelerinden insanları görebiliyorsunuz. Bu Bursa'mızı reklamıyla birlikte ürünlerimizin ne kadar kaliteli olduğunu da gösteriyor. İnsanlar burayı tercih ediyorlar. Hem kalitemiz var, hem fiyatlarımız daha uygun. Dünyada rekabet edebilir durumdayız. Terminlerimiz dünyadaki terminlere göre çok daha kısa. Yani bir Çin'den bir ayda, iki ayda temin edemedikleri ürünleri bizde bir hafta, 10 gün, 15 gün içerisinde dünyanın en ücra köşesine kadar ulaştırma imkanına sahibiz artık. Çok yani güzel. Dünyanın her yerine artık ihracat yapılıyor. Amerika'dan tutun Asya'nın en uç noktalarına kadar ihracat yapılır hale geldi. Afrika'nın en uç noktalarına kadar ihracat yapılır hale geldi. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Yaklaşık olarak son rakamlara baktığımızda 40 ülke, Bursa'dan 40 ülkeye ihracat yapılıyor bu konuda. Çok güzel. Bunlar güzel şeyler. Eksik tarafını soralım. Yani bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe firmalarımızın ihtiyaç duyduğu en temel eksiklik sizce nedir? En büyük temel eksiklik herhalde kalifiye eleman problemimiz genelde. Yetişmiş eleman bulmakta güçlük çekiyoruz. Bursa'da oturmuş bir otomotiv sektörü var, bir tekstil sektörü var, kimya sektörü var. Buralarda yetişmiş mühendisler, endüstri mühendisleri, tekstil mühendisleri yoğunlukta. Fakat bizim sektörümüz yeni büyüyen ve KOBİ'lerden teşkil olduğu için henüz daha böyle yetişmiş mühendisler veyahut da tekstil mühendisleri bulmakta ister istemez sıkıntı çekiyoruz. Ama zaman içerisinde işte bizim sektör olarak üniversiteyle de ilgili, meslek liseleriyle de ilgili omuz omuza çalışmalarımız var. Belli bir zamandır. Bunlar bize artı olarak geri dönüyor. İnşallah zaman içerisinde tamamlamak lazım ama bu sadece sektöre bırakıldığı zaman çok kolay olmuyor. Muhakkak bize devletin veyahut da bakanlıklarımızın destek ve teşvik vermesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar tamam olduğunda üretim zaten halledilmiş durumda. Planlamalar ve organizasyonlar da daha dikkatli yapılırsa inşallah Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da, uluslararasında da sektör bir çıkış ve ivme yakalar diye düşünüyorum. Bu konuya bir ilave yapabilir miyim? Uludağ Üniversitesi ile Beksiyat arasında iletişim devam ediyor.
Önümüzdeki dönemde inşallah orada bir bölüm açılması çalışmaları var. Eğer bu bölüm de açılırsa sektörümüze büyük bir destek olacaktır. Aynı zamanda işte meslek liseleriyle de irtibatımız devam ediyor. Meslek liselerine kesinlikle ihtiyacımız var. Öğrencilerimizi buralara yönlendirmemiz lazım. Burada ciddi bir sektör var, eleman açığı var, eleman ihtiyacı var. Yani gerekli bölümü okuyup burada hazır iş imkanı var. Evet. Bunu değerlendirmesi gerekiyor herkesin. Markalaşma açısından ne söyleyebiliriz? Yani Bursa uluslararası markaların ev sahipliğini de yapacak mı önümüzdeki süreçlerde? Çünkü mallarımız artık dünyanın birçok pazarında sergileniyor, kullanılıyor. Ama hani Bursa markasının da artık vitrinde yani, olmasını isteriz. Markalaşma tabii uzun bir süreç, uzun bir yolculuk. Yani bunun gerçekleşmesi için çok çaba sarf etmemiz gerekli, gayret sarf etmemiz gerekli. Şimdi Türkiye'deki markalara baktığımız zaman genelde hep büyük zengin holdinglerin yurt dışından parayla getirmiş olduğu markalar piyasada var. Onun dışında sıfırdan, Türkiye'den, imalattan, üretimden büyütülmüş markalarımızı parmakla gösterilecek kadar azdır. Yani bizim sektörümüze de baktığımız zaman inşallah bizim en büyük avantajımız da zaten bu. Üretimlerimizi kendi markalarımızla yapıyoruz ve bölge ülkeleri, işte Rusya'dan belki Kuzey Afrika'ya kadar olan yerlere biz fason üretimi yapmıyoruz. Kendi markalarımızla ürünümüzü gönderiyoruz ve buralarda belli bir tanınmışlık elde ediyoruz. Eğer bunun altını da biz burada çok iyi doldurabilirsek markalaşma ve markalaşmanın güzel neticeler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü uzun bir süreç dedik. Bugün Türkiye'deki bebe çocuk markalarına da baktığımız zaman Avrupa'dan gelenlere bunların tarihçesi 80-100 yıldan başlıyor. Yani bizim firmalarımız 20-25 yıllık. Aynen. Daha yeni yeni olgunlaşmaya başlamış firmalar. İnşallah bu hikayeyi güzel yazarsak ve altını doldurursak niye Bursa'dan dünya markaları çıkmasın veya ulusal markalarımız çıkmasın? Ben çıkacağını düşünüyorum kesinlikle. Rıdvan Bey, siz neler söylersiniz markalaşma konusunda? Evet, şu anda zaten Bursa'daki bazı firmalarımız kendi markasıyla olmasa da dünya markaları adına üretim yapıyorlar. Yani dünyada bilinir markalar var. Şikko, LCY2, Gap, Zara gibi firmaların üretimlerinin bir kısımları şu anda Bursa'da yapılıyor. Bunlar fason mutlaka ama bunlar insanlarımıza kaliteyi öğretti, iş yapma şeklini öğretti. Bunların yanında artık bizim markalarımız da yavaş yavaş vitrinlerde yerini almaya başladı. Birçok ülkeye gittiğiniz zaman bizim Bursa üretimi firmalarımızın ürettiği ürünleri raflarda görebiliyoruz artık. Yani bunu sadece eskiden Rusya'da görüyorduk ama bugün Dubai'den tutun Almanya'ya kadar birçok ülkede görme imkanımız var. Arap ülkelerinde zaten varız birçok ülkede. Yani kendi markalarımız çok fazla reklamı olmasa da küçük küçük artık raflarda yerlerini almaya başladılar. Çok güzel. Peki yurt dışı özellikle Rusya değil mi? Bizim hani daha önce çalıştığımız, şimdi Güney Afrika falan da yavaş yavaş önem kazanmaya başladı. 2016 Rusya'da da çok iyi geçmedi. Özellikle ilk yarısı siyasi bir kriz, asker vesaire gibi etkilerle gelişti. Şimdi 2017 için umut veren noktalardan biri de o herhalde. Yani Rusya'yla da ilişkiler tekrar düzelmeye başladı. Kesinlikle, psikolojik olarak da. Kesinlikle. Şimdi 2017'de özellikle yeni pazarlar konusunda sektörün bakışı nasıl? Nereler hedefliyoruz? Tabii ki önce yine Rusya'dan başlayalım. Yani Rusya bizim hem komşumuz hem ana pazarımız. Büyük bir pazar çünkü. Rusya ekonomik olarak da biraz rahatlamaya başladı. Tabii dolardaki hareketlilik, aynı zamanda petroldeki hareketlilik. Biraz evvel Mesut Bey'in de söylediği gibi 150 dolarlardan petrol 20-30 dolarlara düşmüştü. Şimdi 55-60 dolar civarına yükselince onlarda da birazcık daha rahatlama oldu. Bu petrol seviyesinde biraz daha yükselme olursa Rusya'nın içerisindeki ekonomik rahatlama ticarete de yansıyacaktır. Aynı zamanda siyasi sıkıntılar da artık çözüme ulaştı. Bundan sonra iki tarafta çok daha rahat ticaret yapılacaktır. Bunun yanında hükümetin aldığı çok önemli bir karar var. Yani bunun üzerine basarak söylememiz gerekiyor. İki tarafta kendi parasını kullanarak ticarete başlıyor artık.
Türk lirasını da güçlendirecek bir... Aynen. Onlar rubleyle alışveriş yapacaklar. Biz Türk lirasıyla onlara alışveriş yapacağız, satış yapacağız. Yani iki tarafın karşılıklı bu paralarını kullanabilmesi de ticareti arttıracaktır. Bunun yanında Amerika yeni politikasıyla bir umut vaat ediyor. Yani kendi içine yönelmesi, kendi iç dinamiklerini canlandırması bizim için çok önemli. Çin'le olan son dönemdeki zıtlaşmaları da Türkiye pazarının ileriki dönemde daha cazip hale geleceğini gösteriyor. Bizim Amerika'yı da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii Afrika bizim için vazgeçilmez bir nokta. Üzerinde sürekli çalıştığımız, sürekli neler yapabileceğimize uğraştığımız bir nokta. Daha önce Urge projesinde de Güney Afrika'ya bir ziyaretimiz olmuştu. Geçenlerde oradan bir heyet geldi. Ticaret odasında onları ağırladık. Yani ikili ilişkilerimiz devam ediyor. Bu ticarete de mutlaka dönecektir. Arap dünyasıyla ilgili zaten her zaman umut varıyız. Her zaman onlarla birlikte yol alabiliyoruz. Çünkü onların neleri sevdiğini biliyoruz artık. Onlara göre üretimler yapabiliyoruz. Yani önümüzdeki dönemde Arap dünyasında da bir canlılık bekliyoruz açıkçası. Bir hedefimiz de tabii ki her zaman Avrupa. Avrupa'ya girmek çok zor olsa da firmalarımız son dönemde Urge projesinde yine Almanya'da bir fuara katılmıştık. Oradan da hepsi siparişlerle döndüler. Önümüzdeki dönemde de bunun artarak devam edeceğine inanıyoruz. Evet, yeniden Urge faaliyetlerine dönelim. Şimdi her Urge projesi için 4,5 milyon dolarlık, 4,5 milyon dolara kadarlık bir destek sağlanıyor. Evet. Şimdi Bebe Çocuk Konfeksiyonu'nda 2 tane Urge var. 9 milyon dolara kadarlık bir destek de söz konusu. Evet, evet. Firmalar artık yalnız değil. Hem BTSO'nun hem Ekonomi Bakanlığı'nın kesinlikle katkıları söz konusu. Neler yaptı Bebe Çocuk Konfeksiyonu sektör temsilcileri Urge faaliyetleri kapsamında? Evet. Tabii yani biz bu kadar bir destek göreceğimizi düşünmüyorduk esasında ama sağ olsun tabii bu desteği almamızdaki en büyük pay da Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın. Yani bunun hakkını vermek lazım. Mesele şimdi parayı aldık fakat bu parayı nasıl kullanacağız, nasıl harcayacağız? Esas zor olan taraf burası. Ama tabii yavaş yavaş işi öğrendikçe, usulü, yol yordamı öğrendikçe daha da kolaylaşıyor bu işler. Biz Urge faaliyetlerini özetleyecek olursak, şöyle başından itibaren kısa kısa başlıklar halinde çok daha iyi anlaşılır hale getiririz diye düşünüyorum Urge konusunu. İlk olarak Ekim 2015 tarihinde etkin yönetim toplantısı eğitimiyle başladık biz. Hemen onun akabinde Amerika Birleşik Devletleri'ne Children's Club diye fuar ziyareti yaptık. Burada hem ikili iş görüşmeleri yaptık, hem de pazarlama faaliyetini yerine getirdik. Üçüncü olarak trend eğitimi, bu Urge faaliyetine katılan firmalara, ortak kurumsal kimlik oluşturma, aynı zamanda da Ocak 2016'da da Junior Show Fuarı'na alım heyeti getirdik. Aynı zamanda fuarı gerçekleştirdik. Hemen fuarın akabinde ekip çalışması ve liderlik eğitimi aldık. Bundan sonra 7. olarak biz İnegöl'de İMOS'un yapmış olduğu bir Urge vardı. Bu çok başarılı olarak anlatıldığı için dedik ki biz burada tecrübe paylaşımı olması hasebiyle bunlara gidelim, bir görüşelim. Gittik, dernekleriyle beraber toplantı yaptık. Bize anlattılar faaliyetlerini ve onların gerçekleştirdikleri bir fuar alanı, böyle birlikte bir büyük bir proje var, Mobilium diye, bunu bütün Türkiye biliyor ve dünya çapında büyük bir proje bu. Gerçekten buraya gittik, bize gezdirdiler ve anlattılar. Çünkü onlar da mobilyada sektörel böyle bir kümelenme olduğu için doğal, bizim sektörümüz de Bebe Çocuk da onlarla çok güzel bir birliktelik veyahut da benzerlik gösteriyor. Bu anlamda faydalı olması açısından böyle bir gezi oldu. Arkadaşlarımızla gittik. Çok faydalı oldu. Bunun yanında Çilek Mobilya Arge merkezini gezdik arkadaşlarla. Hem üretim tesislerini gezdik, hem ne tür Arge çalışmaları yaptıklarını, kurmuş oldukları projeyi bize gezdirdiler. Çok faydalı oldu. Bunun akabinde kümelerde işbirliği ve ağ oluşturmak ve güven eğitimi aldık. Bu Afyon'da yapıldı. Urgelerin şehir dışında yaptıkları ilk eğitim olma özelliğini de taşıyor bu aynı zamanda.
ailelerle birlikte 2 günlük bir eğitimde hem kaynaşmamızı sağladı hem de iyi bir eğitim aldık. Mayıs 2016'ya geldiğimizde Güney Afrika fuarına info standlı katılım yaptık. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın Urge standımızın olduğu. Bu da çok önemli değil mi? Yani info standı. Yani orada ziyaretçilikten artık katılım, yani standlı katılıma dönüyoruz. Tabii. Buradaki tanıtım, Urge'nin tanıtım standıydı yalnız. Biz orada ikili iş görüşmeleri yaptık, pazarlama faaliyetleri yaptık ekstra olarak. Haziran 2016'ya geldiğimiz zaman yazlık fuar yapmadığımız için Bursa'da alım heyeti getirdik. Bunu da Almira Oteli'nde, fuaye alanında gerçekleştirdik. Gerçekten güzel ve bir hareketlilik oluştu. Daha sonra ihracat bilgilendirme ve farkındalık eğitimi oldu. Eylül 2016'da Köln'e 18 firmayla standlı katılım oldu. Yani biz ne kadar hedef pazarlarımız Rusya bölgesi, Türkiye Cumhuriyetleri, İran veya da Kuzey Afrika olsa da Avrupa'nın bir bilgi birikimi var, know-how'u var. Biz onların bu bilgisinden, bu tecrübesinden faydalanmak için kesinlikle bir ayağımızın da orada olması, belki de bir kulağımızın da orada olması gerektiğini düşündüğümüz için Almanya fuarına da standa bir katılım gerçekleştirdik. Ekim 2016'da hemen bir ay sonra ABD Las Vegas'ta ABC Kids Expo diye dünyanın en büyük fuarlarından biri yapıldı. Buraya da standlı katılım gerçekleştirdik yine aynı şekilde. Ekim'de yine Trend ve Tasarım Danışmanlığı fuarı, Junior Show fuarına yönelik bir eğitim aldırdık firmalarımıza. Genel olarak özetlediğimizde bunlar. Ayrıca bundan sonraki zaman için planladığımız birkaç planlanmış programımız var. Ona da hemen geçeceğiz. Rıdvan Bey'den dolu dolu geçen bu faaliyetlere ilişkin bir değerlendirme alalım. Yani baktığınız zaman şimdi bir de şöyle bir durum var. Junior Kids platformu adı altında ortak bir tanıtım platformu da kuruldu. Evet. Şimdi baktığınız zaman hani sadece Junior Kids'de o firmaların gelişimi kalkınması değil, Mesut Bey'in de bahsettiği gibi topyekün bir kalkınma da söz konusu. Şimdi İnegöl'le bilgi paylaşımı önemli. Burada sektöre yakın firmaların kendini geliştirmeleri açısından da örnek adımlar atılıyor. Genel olarak sizler faaliyetler konusunda neler söylersiniz? Tabii Mesut Bey'in söylediği gibi 2015-2016 yıllarını dolu dolu geçirdik. Yani bu Urge örnek olan bir Urge'ydi. Ticaret Odası'nda da örnek olan bir Urge'ydi. En çok faaliyet yapan, en hızlı çalışan bir Urge programı gerçekleştirdik. 34 tane firmamız var birinci Urge'mizde. Bu o kadar başarılı faaliyetlere imza atınca sektörün içinden çok ciddi talep geldi. Ve Türkiye'de ilk defa ikinci bir Urge oluşturuldu. Aynı sektörde ikinci Urge ilk defa bizim sektörümüzde. İkinci Urge'mizde de 39 tane firmamız var. Yani toplam 73 tane firma şu anda lokomotif görevi görüyor. Biz bunları yaşarken sadece kendimizle kısıtlı kalmıyoruz. Bu 34 firma lokomotif firmalar. Bunların önden gitmesiyle, bunların yolu açmasıyla diğer firmalar da arkamızdan gelmeye başladılar. Biz bilgi birikimlerimizi kendi derneğimizin çatısı altında, Beksiyat adındaki derneğimizin çatısında diğer üyelerimizle paylaşıyoruz. Diğer üyelerimize de bunları anlatıyoruz. Neler yaptığımızı, neler yapacağımızı anlatıyoruz. Bu da başarıyı getiriyor. Tabii işte 6. ayda B2B görüşmelerini biz burada bir otelde gerçekleştirirken oraya gelen ziyaretçilerimiz aynı zamanda ticaret bölgemizi de gezdiler. Sadece orada kısıtlı kalmadılar. Biz de ikili görüşmelerini yaptıktan sonra ticaret bölgesini de gezdiler. Orada da bir fayda sağlanmış oldu. Yani biz burada ticarete de faydamız var, esnafımıza da faydamız var, dolaylı olarak otellere de faydamız var, restoranlara da faydamız var, taksicilere de faydamız var. Yani bu halka suya attığınız bir taş gibi büyüyerek devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu Urge faaliyetleri daha da gelişecektir, daha da fazla Bursa'ya fayda sağlayacaktır. Mesut Bey, o zaman 2017'de planlanan çalışmalara da girmiş olalım. Zannediyorum en önemli çalışmalardan biri de Ocak ayının 10'undan itibaren başlıyor değil mi? Kesinlikle. Önümüzdeki süreçte planladığımız Ocak ayı 10-17 Ocak'ta
Junior Show fuarımız gerçekleşecek. Aynı zamanda buraya alım heyeti getireceğiz nasip olursa. Ve bu fuarımızı ikinci urge ile birlikte yapıyoruz. Yani desteklerde de hepsinde de iki urge faydalanmış olacağız inşallah. Güzel, geniş katılımlı bir fuar olacak. İkinci programımız ise hemen Şubat ayı içerisinde Rusya'da CGF dediğimiz bir bebe çocuk fuarı var. Buraya standlı katılım gerçekleştirecek. 19 firma, 45 kişilik bir heyetle inşallah katılım olacak. Bunun yanında üçüncüsü olarak geçen sene de gitmiş olduğumuz Almanya Kinderjugend fuarı var Köln'de. Devamlılık olması lazım ki müşteriniz geldiğinde her yıl sizi aynı fuarda bulsun ve grup olarak geniş bir tanıtım olması hasebiyle hem Almanya'ya hem Rusya'ya devrederek katılmayı düşünüyoruz. Tabii bunları planladık biz. Hakikaten güzel bir motivasyon oluştu. Firmalarımız güzel gidiyor. Ticaret odasında da bize diğer orge grupları soruyorlar. Yani bu kadar aktiviteyi, bu kadar planı, projeyi nasıl yürütüyorsunuz diye. Hakkını yememek gerekir. Büyük Ticaret Sanayi Odası'nın büyük destekleri olduğu gibi 2003'te kurulmuş bizim bir Beksiat Derneğimiz var. Yani evet, sağ olsun bu Beksiat da bize 13-14 yılda çok şeyler kattı. İşte yan yana oturmayı, konuşmayı, hareket etmeyi kabiliyeti kazandırdı. Bu anlamda da biz diğer sektörlerde de kesinlikle sektörel dernek çatısı altında buluşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ister istemez biz bunun farkını zaten Urge projelerinde görüyoruz. Kesinlikle. Rıdvan Bey de zaten daha önce iki dönem eski başkanlığında yaptı derneğimize. Bunun da hakkını verme gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Rıdvan Bey, geçtiğimiz yıl 5 yıllık bir aranın ardından Junior Show Fuarı gerçekleştirildi. 44 ülkeden 25 bine yakın profesyonel ziyaretçinin katılımı söz konusuydu. Ve şirketlerin, katılımcı firmaların memnuniyet oranı da %98 gibi, neredeyse %100 diyelim biz buna. Müthiş bir başarıyla gerçekleştirildiğini gördük. İkincisi düzenleniyor. Buna ilişkin olarak da biraz değerlendirme alalım sizden. Çünkü Bursa hani bu gücünü en iyi fuarlarda herhalde gösterebilir, sergileyebilir değil mi? Evet. Fuarlar bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de çok önem arz ediyor. Yani %98 memnuniyetten bahsediyorsunuz. Bu müthiş bir oran. Bu %98'lik memnuniyet bu yıl 7000 metrekare olan, 2016'da 7000 metrekare olan fuar alanının 2017'de 10.000 metrekareye çıkmasına sebep oldu. Yani %50'lik bir artış var. 4 salonu şu anda full olarak doldurmuş bulunmaktayız. Daha da çok talep var ama alamadık. Yani yerimiz şu anda buna yetti. Önümüzdeki dönemlerde bu daha da artacaktır diye düşünüyoruz. BTSO'nun çok büyük katkıları oldu burada. Gerçekten yani BTSO, Beksiat kol kola verince büyük bir başarıya imza atılmış oldu. Bu 2017 yılında yaklaşık olarak 300 tane yabancı alıcı, profesyonel alıcı BTSO tarafından ziyaretçi olarak fuara getirilecek. Bunların bütün masrafları karşılanacaklar. Bu insanlar ticaret yapıp geri gönderecekler. Yani düşünebiliyor musunuz? 300 tane profesyonel insanı dünyanın her köşesinden alıp Bursa'ya getiriyorsunuz. Müthiş bir katkı. Aynı zamanda TÜYAP'ın da, TÜYAP Fuarcılık Şirketi'nin de yaklaşık bir 300 firmayı getireceğini düşünüyoruz. 600 civarında böyle toplanıyor. 200-300 tane de kendi imkanlarıyla gelenleri düşündüğünüz zaman yaklaşık 1000 tane insan, profesyonel alıcı yurt dışından gelmiş olacak. Biz bu yurt içindeki toptancılarımızı da kattığımız zaman binlerce ziyaretçimiz yine bu fuarda bizleri ziyaret edecekler. Yeni trendleri görecekler, 2017'nin çizgilerini görecekler. Artık biraz evvel de söylediğimiz gibi yani Bursa modaya yön verir oldu. Bebe çocuk konusunda modaya yön verir oldu. Dünya bizi tercih ediyor. Bunun devamlılığını sağlamamız lazım. Ara vermeden bu fuarın devam etmesi gerekiyor. Çünkü biz bu fuarlarla kendimizi anlatıyoruz. Biraz evvel Mesut Bey de anlattı. Birçok yerde faaliyetlerimiz devam ediyor. Mesela en son Amerika'da fuara katıldık. Las Vegas'ta, yani dünyanın bir ucu. Çok uzak bir nokta. 13 saat uçakla gidiyorsunuz. 13 saat uçakla ulaştığınız bir noktada buradaki KOBİ niteliğindeki firmalar stand açıyorlar.
müthiş bir olay. Evet. Yani bu başarının azımsanmaması lazım. Bu Bursa'daki KOBİ'lerin, Bursa'daki bu sektörün başarısı. Oradaki ziyaretçiler bir kısmı Bursa'yı bilmiyorlar. Bir kısmı Bursa'da böyle bir imalatın olduğunu duymamışlar. Şimdi onları da anlattık. Biz aynı zamanda yani standla katılıyoruz ama reklam da yapıyoruz aynı zamanda. Fuarları da tanıtıyoruz. Oradan da buraya ziyaretçiler gelecekler. Evet. İnşallah bu artarak devam edecektir. Evet, bizler de aynı temennilerdeyiz. Mesut Bey, eklemek istediğiniz, programımızın sonuna da geldik. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir programla da sektörümüze verdiğiniz katkıdan dolayı, örgümüze verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rıdvan Bey, var mı eklemek istediğiniz herhangi bir Evet, 2017 yılının ben ülkemize, şehrimize ve bütün dünyaya barış getirmesini, hayırlı uğurlu olmasını şimdiden temenni ediyorum. Peki, bizler de aynı duygulardayız. Değerli izleyiciler, bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe gerçekten Türkiye'nin en önemli merkezi Bursa, dünyanın da en önemli merkezleri arasında yer alma hedefine doğru hızla ilerliyor. Bizler de bugünkü programımızı saygıdeğer konuklarımızın çok kıymetli görüşleriyle tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.